Hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Değerli dostlar, sizinle gurur duyuyoruz, gurur. Her kişi hemen bu. Zannettiler ki yılacağız. Zannettiler ki geri adım atacağız. Zannettiler ki diz çökeceğiz. Ama ne diz çöktük ne geri adım attık. Sizinle bu yüzden gurur duyuyoruz. Sevgili Selahattin Demirtaş ne demişti? Bizler demir leblebiyiz. Bizi çiğnemeye kalkarsınız ama sizin dişleriniz dökülür demişti. Dişleri döküldü mü? Döküldü mü? İşte sevgili Selahattin Demirtaş'ı, binlerce yoldaşımızı 7 yıl rehin tuttu. Savaş politikalarını devam ettirdi. Ama bak hem ülkeyi bitirdi, hem huzurumuzu bitirdi, hem refahımızı bitirdi, hem soğana muhtaç etti, hem de kendini bitirdi. Değerli arkadaşlar, buradan size müjdemdir. Belki Recep Tayyip Erdoğan farkında değil ama 7 gün sonra gidiyor. Abbas Yolcu! Abbas Yolcu! Onu bizler götüreceğiz. Bu ülkenin Türk'ü, Kürt'ü, Ermenisi, Alevisi, Sünnisi bizi ayrıştıran, bizi bölen, bizi kutuplaştıran, bizi yoksullaştıran bu kadın düşmanı, doğa düşmanı, halkların düşmanı bu zihniyetten bir hafta sonra kurtuluyoruz efendim. Bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı. Yıllardır zulmediyorlar. Yıllardır. Büyük bir öfke var, farkında değiller. Anketlere yansımayan büyük bir öfke var. İşte değerli dostlar, bir hafta sonra sandıklara gideceksiniz. O öfkenizle sandıkları dolduracaksınız. Akşam ne yapacağız? Halaylarda buluşacağız, halaylarda. Değerli dostlar, ben iki dönem onurla, gururla sizin milletvekiliniz oldum. Umarım size layık olabilmişimdir. Değerli dostlar, şimdi ilimi geziyorum. Bu 20. ilim. Bursa'ya gittim. Bursa'da ne gördüm? Bursa vekil çıkarıyor. Aydın'a gittim. Aydın vekil çıkarıyor. Müjdeler olsun. Antalya'ya gittim. Antalya'dan 2 vekil çıkarıyoruz. Adana'dan 3 vekil çıkarıyoruz. Mersin'den 3 vekil çıkarıyoruz. Hatay'dan vekil çıkarıyoruz. İzmir'den 5 vekil çıkarıyoruz. Geri kalan illeri saymıyorum. Her yerde yeşil ve sol rüzgarı esiyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Konya eksik kalacak mı? Kalacak mı? Kalacak mı? Kalmayacak, bunu burada gösterdiniz. Buradan en az bir milletvekilini Ankara'ya gönderiyor muyuz? Gönderiyor muyuz? Gönderiyor muyuz? Sevgili Mulla yoldaşımı, sevgili Mulla yoldaşımı Ankara'ya gönderiyor muyuz? Bakın arkadaşlar, her seçimde ben hep Konya'ya bakıyorum. Ya Konya hep bir eşiğe geliyor, orada takılıyor. Her yerden vekil çıkarıyoruz. Konya'dan vekil çıkarmamamız bizlerin üzüntüsüdür. Konya bizim için çok önemli bir merkezdir. Ve Konya'dan 3 vekil, 4 vekil çıkarma potansiyelimiz varken bir vekil çıkaramamamızı kabul edilemez. Şimdi sizlerden bir söz almak istiyorum. Şu kalan 7 günde evet, iş yeri, fabrika, çalışmaya var mıyız dostlar? Var mıyız? Var mıyız?
Bakın önemli bir eşikteyiz. Kendinize güvenin. Buradan vekil çıkaracağız. Ama evde bekleyerek vekil çıkmaz. Ne yapacağız? Ev ev gezeceğiz. Sevgili kadın yoldaşlarım. Ev ev gezecek miyiz? Yurttaşlarımızı ikna edecek miyiz? Bakın ne diyoruz? Bir oy Yeşil Sol'a, bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na. Niçin bunu diyoruz biliyor musunuz? Konya'dan en az bir vekili Ankara'ya göndermek için. Ama bir de tek adam rejimine son vermemiz gerekiyor. Bu noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun önemli bir çabası var. Ayrıştıran politikalara karşı daha kapsayıcı bir siyaset ortaya koymaya çalışıyor. Bu açıdan da bir oy Sayın Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Tayyip Erdoğan'ı siyaseten tarihin köşesine göndereceğiz. Bir oy da Yeşil Sol'a vereceğiz. En azından sevgili Moğol arkadaşımızı Ankara'ya göndereceğiz. Şimdi değerli arkadaşlar, biz ne diyoruz Yeşil Sol olarak? En az 100 vekil diyoruz. 100. En az 100 vekil diyoruz. Niye 100 vekil diyoruz biliyor musunuz? Bu faşizan ittifak, Cumhur İttifakı diyor ki biz 250 vekil çıkaracağız diyor. Allah Allah, bu ülkeyi yoksullaştırmış, fakirleştirmiş, perişan etmiş bir ittifak diyor ki ben 250 vekil çıkaracağım diyor. Diğer ittifak bakıyorsunuz eksik bir demokrasi vaat ediyor. Onlar da restorasyoncu bir ittifak. Onlar da diyor ki biz 250 vekil çıkaracağız diyor. Peki bu ülkeyi huzura, refaha kavuşturabilecek tek ittifak hangisi? Emek ve Özgürlük İttifakı. Emek ve Özgürlük İttifakı. Emek ve Özgürlük İttifakı'na 60 vekil yakışır mı? 70 vekil yakışır mı? En azından 100 vekil çıkaracağız. Size şunu söyleyeceğim. Bu 100 vekil çıkarımızın barometresi neresidir? Konya'dır, Konya. O akşam Konya'ya bakacağız. Eğer Konya vekil çıkarmışsa Yeşil Sol'da 100 vekil çıkaracak. Hepinize müjdeler olsun.